Arkadaşlarım merhabalar. Polinomlara devam ediyorum. 25 ve 26'yı çözeceğim arkadaşlarım bu videomda. Şöyle bir bakalım. Ayarlamasını yapalım. Odaklanmada tamamsa hemen başlıyorum Goberler. Evet, birinci sorumuz. Diyor ki, olduğuna göre şu ifade nedir diye soruyor. Arkadaşlar burada şu polinomun tanımının ifadesinin bir şeyin açılımı olduğunu görmeniz lazım arkadaşlarım. Şu yukarıda da bakayım, hocam yazmış. Evet, çok da güzel olmuş. Bakın, bu adam x artı 1'in küpünü açtığınızda, x artı 1'in küpünü açıyorsunuz. İşte birincinin küpü işte 3x kare artı 3x geliyor. Artı bir de 1 gelecek arkadaşlarım. O zaman burasını ben şöyle yapayım diyorum. 1 ile artı 16 diye ayırayım. 1 artı 16 şeklinde. 1'i ben küp açılımına katalım. Şuradaki küp açılımı olsun. Artı 16'yı da kenara bir yere koyalım şu şekilde dostlar. Yani en son px polinomunu düzenledim. Bu şekilde oldu. Bakın bir daha gösteriyorum. Şimdi x artı 1'in küpünün açılımını hatırlayacaksınız arkadaşlar burada. Açalım bunu. Birincinin küpü x küp. Sonra artı 3 çarpı birincinin karesi ikincinin şöyle x kare çarpı 1'in ikinci olacak. Onu 1 olduğu için yazmıyorum. Artı yine 3 çarpı birincinin birinci kuvveti yani x'in birinci kuvveti çarpı ikincinin karesi. O da yine 1 olduğu için yazmıyorum. Artı bir de son olarak 1'in küpü yani 1 gelmesi lazım. Bu açılımı bilmemiz lazım kardeşlerim. Şimdi burası bakın şuradaki ifadeye çok benziyor değil mi dostlarım? Neredeyse aynısı. Sadece artı 1 değil artı 17. Ben de diyorum ki bunu 1 artı 16 diye ayırayım. Yani bunun yanına artı 16 ekledik. O zaman şöyle oldu. Şurası zaten x artı 1'in küpüydü. Bir de artı 16 geldi. Şimdi tekrar istediği şeye geri dönelim. Bizden x yerine küp kök 2 eksi 1 yazmamızı istiyor. Hemen yazıyorum. P'de küp kök 2 eksi 1 eşittir. X yerine küp kök 2 eksi 1 yazıyorum dostlarım. Küp kök 2 eksi 1 yazdım. Bir de küpü var. Artı 16. Bir de artı 1 var tabi burada. Bunu unuttuk. Pardon. X yerine yazdık. Artı 1'i de unuttuk. 1 ile eksi 1 gitti. Küp kök 2 kaldı. Bunun da küpü dediği zaman küp kökler gider. Küple sadeleşir. Bir tek 2 kaldı. Geriye de bir de 16 var. Topladım 18 çıktı sorumun cevabı. Şimdi 2'ye bakalım. Bakın bu da bir şeyin açılımı. 3, 2, 1. kuvvet, 0. kuvvet diye gidiyor arkadaşlarım. Bu adam da x eksi 1'e a dediğinizi düşünün. A küp, 3a kare, 3a artı 1. Yani aslında şunun açılımı arkadaşlarım. A artı 1'in küp açılımını vermiş adam bize. Yani px eşittir. A dersen buna a artı 1'in küp açılımı. Yani x eksi 1 artı 1'in küp açılımıymış dostlarım. Buradan da birler giderse px neymiş meğerse x küpmüş. Peki x küp dediği zaman da p yerine ne yazın diyor? 3 bölü 5 yazın diyor. O zaman 3 bölü 5'in küpü gelecek. 3'ün küpü 27, 5'in küpü 125, 27 bölü 125 çıktı. Sorumun cevabı. Şu adama odaklanalım. Şimdi burası da arkadaşlarım. Bakın şunu açarsanız. Şuraya yazalım biz. X artı 2'nin karesi. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi 4 olmalıydı. Şurası tanıdık geldi mi size bakın. Burayı yazmış adam. Artı 4 lazım. O zaman 11 için şunu söylüyorum. 4 artı 7 diye yazayım diyorum ben bu 11'i. Ve şöyle oldu bakın px'in yeni hali. X artı 2'nin karesidir. Şuraya kadar olan kısmı yazdım. Şurasıdır. 4 ile birlikte. Artı bir de 7'si var kenarda. Bu şekle döndü. Şimdi hadi istediği şeyi yazalım. P'de kök 17 eksi 2'yi bulalım. X yerine kök 17 eksi 2 yazıyorum. Kök 17 eksi 2 yazdım. Bir de artı 2'si var. Karesi artı 7. 2'ler gitti. Kök 17'nin karesi deyince kök kalktı. 17 kaldı. Artı 7 daha. 24 çıktı sorumuzun cevabı Goberler. Hadi şuna bakalım. Burada da yine bakın ikili ifade var. Yine açılımı gördüyseniz x küp azalıyor.
Azalıyor, azalıyor. Yani x aradaki işaret eksi artı eksi diye gittiği için aslında p'de x y ifadesi x eksi y'nin küp açılımıymış arkadaşlar. Şimdi getirip şunu da yerine yazacağız. Yalnız burada virgül nerede? Şuraya nokta koymuş çarpı gibi hocam. Muhtemelen virgül burada. Bir deneyelim arkadaşlarım. X yerine bunu yazacağım. Y yerine de bunu yazacağım. Peki ne oluyor yeni yazınca? Küp kök 5 eksi küp kök 3. Y yerine de bunu yazalım. Eksi küp kök 5. Bunun da küpü. Küp kök 5'ler gitti. Ne kaldı geriye? Eksi küp kök 3. Küpler sadeleşti arkadaşlarım. Bir tek ne kaldı geriye? Eksi 3 kaldı. Bursa'dır. Evet, Bursa mı? Bursa sorumuzun cevabı. Demek ki virgül buradaymış diyebilirim. Evet, bu 25'i bitirdik. 26'ya geçelim şimdi dostlar. Bakalım burada neler yapacağız bir görelim. Odaklanmaya bir bakayım ben. Tamamdır. Hadi başlayalım. Şimdi Px ile P'de x eksi 2'nin toplamını vermiş bize. 6x eksi 20 demiş. Buna göre P'de eksi 1, P'de 5'i bulun diye soruyor. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Px denilen polinom, Px, birinci dereceden bir polinomdur arkadaşlarım. Yani ax artı b gibi bir polinomdur. Çünkü kendisiyle x eksi ikili ifadesinin toplamı, bu da birinci dereceden, bu da birinci dereceden ve sonuçta bakın yine birinci dereceden çıkmış. Toplamın birinci dereceden çıkması için bunun da birinci, bunun da birinci dereceden olması gerekir diye düşündüm ben. Hadi toplayalım şimdi şunları ve 6x eksi 20'ye eşit diyelim. Şimdi px zaten ax artı b'ydi. Artı p'de x eksi 2'yi bulacağız. Yani x yerine x eksi 2 yazacağım arkadaşlarım. Onu da şurada gösterelim. X eksi 2 yazarsak a çarpı x eksi 2 artı b olur. A'yı da içeriye dağıtıyorum. Ax eksi 2a artı b geldi. Eşitmiş 6x eksi 20'ye. Şimdi x'leri bir toparlayalım. Şunlar x'li ifadeler. 2ax yaptı burası. Sabitleri bir toparlayalım. B var, b var. Yani artı 2b var. Bir de eksi 2a var. Eşitmiş 6x eksi 20'ye. Şimdi iki polinomun eşitliği çıktı karşımıza dostlar. Demek ki x'li terim bu, x'li terim bu. Yani 2a 6'ya eşit, o halde a 3. Başka sabit terim sabit terime eşit. Yani 2b eksi 2a. Şimdi eksi 2a derken a yerine de 3 yazalım. 6 olsun burası. Eşitmiş eksi 20'ye. Yani 2b eşittir. Eksi 6 buraya artı geldi. Eksi 14 oldu. B eşittir. Eksi 7 çıktı. Yani biz a ile b'yi bulduk. Aslında px polinomunun katsayılarını bulduk. A yerine 3 yazalım. 3x. B yerine de eksi yazalım. Eksi 7 oldu. Px polinomu buymuş arkadaşlarım. Bunu bulduk biz. Şimdi bizden ne istiyor? P'de eksi 1'i bulun diyor. Hadi x yerine eksi 1 yazalım. P'de eksi 1 eşittir. Eksi 3, eksi 7 daha, eksi 10 olur. Sonra P'de 5'i bulun diyor. X yerine 5 yazalım. 3 kere 5, 15. 7 çıkarsa 8 olur. Bu ikisini toplayın diyor. Eksi 10 ile 8'in toplamı da eksi 2 yaptı Goberler. Cevabımız Bursa çıktı. 2 numaradayım dostlarım. Hadi bakalım 2 numara ne diyor? Px ikinci dereceden bir polinomdur. Ve o halde Px şu olsun arkadaşlar. Madem ikinci derecede Px eşittir. A çarpı x kare artı bx artı c şeklinde yazalım. Px bu olsun. Şimdi diyor ki P'de x gördüğünüz yere x artı 1 yazın. Yazalım x artı 1 şöyle oldu. A çarpı x artı 1'in karesi artı b çarpı x artı 1 artı c. Sonra bundan diyor çıkartın neyi? Px'i. Yani ax kare artı bx artı c'yi çıkartıyorum. Bakın toplamalı çıkartmalı bir şey varsa parantez içinde yazın demiştim bunu arkadaşlarım ki eksiye dikkatli dağıtalım. Eşitmiş 4x eksi 5'e Goberler. Hadi düzenleyelim şimdi. Geri kalan kısım düzenleme.
Şunu açarsak şurada paranteze birincinin karesi, ikincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Başında da a var. A'yı dağıtıyorum içeriye. Ax kare artı 2ax artı a. Şu b'yi dağıtalım. Bx artı b artı c. Eksiyi dağıtıyorum içeriye şimdi. Eksi ax kare eksi bx eksi c eşitmiş 4x eksi 5'e. Evet, biraz uzun sürüyor ama yapacak bir şey yok arkadaşlarım. Ax kareler gitti. Bx'ler de sadeleşti. C'de de C'ler gitti. Ne kaldı geriye? 2ax kaldı. Artı a artı b burada var. Eşittir. Burada da 4x eksi 5 kaldı arkadaşlar. Şimdi x'li terimin katsayısı 2a, burada da 4. Demek ki 2a eşittir 4, a eşittir 2 çıktı. Şurası sabit terim, bunun da sabit terimi bu. A yerine 2 yazıyorum. 2 artı b eşittir eksi 5, b eşittir eksi 7 çıktı. Şimdi polinomu bulduk, cs hariç. Bize neyi soruyor? Px'in x'li teriminin katsayısı. O zaman x'li terimi neydi bunun? Bx. B'yi soruyor bize demek ki direkt. Cevap eksi 7 çıktı arkadaşlar. Evet, geldik 3 numaralı sorumuza. Bir daha odaklanmaya bakacağım arkadaşlarım da sıkıntı çıkmasın. Evet, 3 numaralı sorumuzu çözelim şimdi arkadaşlarım. Bakalım ne diyor. Px birinci dereceden bir polinomdur. Peki, hadi Px'i yazalım şimdi şuraya. Px madem ki birinci dereceden, o halde Ax artı B şeklindedir. Şöyle bir ifade vermiş, tamam. Olduğuna göre P'de x eksi 3 polinomunun x eksi 1 ile, yani x yerine 1 yazın diyor. Nerede? Bu polinomda 1 yazalım. 1'den 3 çıktı. P'de eksi 2'yi, kalanı yani sorduğu zaman P'de eksi 2'yi soruyor dedik. Peki, şimdi önce Px'i şurada getirip yerine yazalım. X çarpı Px. Direkt çarparak yazıyorum arkadaşlarım. Ax kare olur. Artı Bx olur. Eksi, şimdi eksi dediğim için parantezi açtım. P'de x artı 1'i bulun diyor. Yani x yerine x artı 1 yazın diyor. O zaman şöyle olur. A çarpı x artı 1 artı B. Eşitmiş 2x kare eksi değil artı x eksi 5'e. Şimdi düzenleyelim tekrardan. Ax kare artı bx. Şu eksiyle birlikte içeriye dağıtırsam eksi ax eksi a artı b geldi. Burayı bir toparlayalım. Ax karemiz var. Ax kare artı x parantezinde b eksi a geliyor. Bir de artı b eksi a da buradan sabit terim geldi. Eşitmiş 2x kare artı x eksi 5'e. Peki arkadaşlarım, şimdi x karenin katsayısı a, x karenin katsayısı 2. O halde a eşittir 2 çıktı. Bu 1. B eksi a ile burada x'in katsayısı 1 olduğu için b eksi a eşittir 1 olacak. A kaçtı? 2. Eksi 2'yi bu tarafa atarsam B'de 3 geldi. B'yi de buldum. Son olarak C var mı? C'yi de bulalım mı? Yok. A ile B'yi bulduk. O zaman Px polinomunu yazalım şuraya kenara. Birinci derecedendi. 2x. A'yı da B'yi de 3 bulduk. Artı 3. Px polinomu bu arkadaşlarım. 2x artı 3. Bize neyi soruyordu? P'de eksi 2. Eksi 2 yazarsam eksi 4 artı 3'ten eksi 1 çıktı. Sorumuzun cevabı Bursa geldi Gobeller. Hadi geçelim son sorumuza, bakalım bu ne diyor. İkinci dereceden Px polinomu bilmem ne bilmem ne bilmem ne ile bölündüğünde kalanlar sırasıyla diyor. Şu 4, 4, 22 oluyor diyor. Buna göre Px'in x eksi 3 ile bölümünden kalan kaçtır? Yani x yerine 3 yazın diyor. P'de 3'ü soruyor bize arkadaşlarım. P'de 3'ü bulacağız. Peki. Hadi uğraşalım birazcık şimdi. Bakalım neler yapacağız dostlar. Şimdi arkadaşlarım, önce Px polinomu ikinci dereceden olduğuna göre ben Px'i şöyle bir yazarım.
Px eşittir ax kare artı bx artı c'dir diyelim. Px polinomu bu olsun. Olsun diyelim şuraya. Şimdi x eksi 4 ile bölündüğünde, yani x yerine 4 yazdığında kalan 4, yani 4'e eşitmiş. X yerine 4 yazacağım ve sonuç 4'e eşit olacak. 4 yazarsam x yerine, 4'ün karesi 16. A, 4 yazarsam artı 4b artı c eşitmiş kalana, yani 4'e. Bu birinci denklemimiz oldu, bir dursun. Sonra x eksi 1 ile bölünce, yani x yerine 1 yazınca da yine 4'e eşitmiş. Onu da yazalım. X yerine 1 yazarsam polinomda 1a gelir, artı b gelir, artı c. Ve bu da 4'müş arkadaşlarım. Bu da dursun elimizde. Son olarak x artı 2 ile bölüyorum. Yani x yerine eksi 2 yazıyorum ve 22'ye eşit oluyor. Eksi 2 yazarsam 4a eksi 2b artı c eşittir. Bu da 22 oluyormuş arkadaşlar. Elimizde 3 bilinmeyen, 3 tane de denklem var dostlar. Hadi gelin ikişer ikişer bunları bir çözümlemeye çalışalım. Şu ilk ikisini alalım, bakalım ne geliyor. Çıkartalım bunları birbirinden arkadaşlar biz. 16a'dan a çıktı, 5a. 4b'den b çıktı, yok 15a pardon, 3b geliyor. C'den c çıktı 0, 4'ten 4 çıktı 0. Hadi bir de 3'e bölelim hepsini. 5a eşittir ya da 5a artı b eşittir 0 olur. Yani b eşittir eksi 5a çıktı. Şimdi bu birinci denklemden çıkar, ilk iki denklemden çıkarttığım ifade. Bir de şunu yapalım. Şu ikisini alalım. Şu son ikisini alalım arkadaşlar. Bir de buradan bir şeyler bulmaya çalışalım. Bunları da birbirinden çıkartalım biz. Bakalım ne geliyor. A'dan 4A çıktı. Eksi 3A. B'den eksi 2B çıkarsa 3B. C'den C çıkarsa 0. 4'ten 22 çıkarsa da eksi 18. Hadi bir de 3'e bölelim bunları. 3'e bölersem eksi A artı B eşittir eksi 6 geliyor. B yerine ne yazacaktık? Eksi 5A yazabiliriz B yerine. Eksi 5A. Eksi A daha. Eksi 6A eşittir eksi 6 geldi. Eksi 6'ya bölersem A'yı 1 buldum arkadaşlarım. Bu 1. A'yı bulduk. A'yı bulduysam B'yi de buldum ben. Eksi 5 çıktı B. Eksi 5 ile çarpınca. A ve B biliniyorsa getirip yerine yazalım. Şu ortadaki denklemde yazalım. En kolay bu gözüküyor. A yerine 1 yazdım. B yerine eksi 5 yazdım. 1. Eksi 5 daha. Eksi 4. Eksi 4'ü bu tarafa atarsam artı 4 geçti. C'de 8 çıktı. İşte A'yı, B'yi, C'yi bulduk arkadaşlarım. Hadi şuraya da Px polinomunu bir daha yazıyorum şimdi en başta. Px neydi? Ax kare. Yani 1 çarpı x kare, x kare. Artı bx, yani eksi 5x. Artı c, yani 8. İşte bu bizim Px polinomumuzdur arkadaşlarım. Burada da diyor ki x yerine 3 yaz diyor. Hadi yazalım 3'ü. 9 olur. Eksi 15 olur. Artı 8 olur. 9, eksi 15 daha, eksi 6, eksi 6, 8 daha, 2 yaptı Goberler. Cevabımız Adana geldi dostlarım. Evet arkadaşlarım, 26'yı da gömdük. 27 ile 28'i, yani bayağı bir zaman geçti. Onları da bayağı zaman ayırmayalım. Burada duralım, onları da diğer videoda çözeriz. Hadi görüşürüz Goberler.